Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz ve kadirdan ekibukeler. Bugün inşallah Ramazan-ı Şerif'nin ahirgi 10 küllüginin navbetteki iftarlığı da sizler bilen didarlaştırırız. Allah subhanahu ve ta'ala bu didarımızını faydamızga hujjat bo'ladigan ilmiy suhbatlardan bo'lishini nasib qilsin. Dunyoda foydamizga, oxiratda jannatdagi darajotimizga sababchilardan qilsin. Hozir oxirgi Ramazonning oxirgi 10 kunligi Qadr kechasi to'g'risida rivoyatlarni ko'pchilik bir-birlariga bu masalalarda eslatmalarni qiladigan kunlar. Albatta, Qadr kechasi bir yilda bir marta islom ummatiga berilgan imkoniyat. U Qadr kechasini biz nima qilishimiz kerak? Astoydil izlashimiz kerak. Inson tijorat qilsa, qayerda qancha foyda bo'lishligini izlaydi. Kasb hunar qilsa, qaysi hunar foydaliroq, qaysi sezonda narsani sotib ola olishligini hisobga oladi. Boshqalar ham shunaqa chetdan mol olib keladigan odam bizdagi ehtiyojini hisoblab ko'radi. Fursat foydaydi. Musulmonning umri mobaynida eng qulay fursatlardan bittasi Qadr kechasi. Ming oydan afzal amalga ega bo'ladigan kecha. Bir amal qilasiz, inshaalloh o'sha kechada ming oydan afzal amal qilganga o'tadi. Ya'ni 83 yil taxminan, ming oy taxminan shunaqa chiqadi. Inshaalloh bundan 10 tasini topsangiz 850 yillik, 830 yillik amal, ya'ni qabul hisobida. Qur'oni Karim Qadr kechasi to'g'risida alohida oyat nozil qilgan. Qur'onda alohida oyat bor. Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr." Biz albatta Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik degan. Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasining 3 xil, 4 xil hozir yoddan aytganda ma'nolari bor. Bittasi ziq degan ma'nosi bor. Tor degani, tor. O'ta tor degani. Nimaga unaqa deyilgan desa, chunki Qadr kechasida yer yuziga sonsiz, sanoqsiz farishtalar tushadi. Yigina otsangiz, yigina yerga tushadigan darajada bo'lmaydi. Farishtalar shun jipslashib ketganligidan tor deyiladi. Tor kecha. Odamlar u kechada farishtalar bilan, ya'ni o'ralashib qoladi. Farishtalar insonlarni qaysi holatda ko'rsa, o'sha holatini qayd qiladi va bir yillik mobaynida unga amallariga shu ta'sir qiladi. Yana bittasi taqdir ma'nosi bor, belgilash, qadar ma'nosi bor. Belgilash, taqdirni belgilash qanaqa bo'ladi u desa, Qur'oni Karim mana shu oyatda inna anzalna dedi. Anzalnahu dedi. Arab tilida anzala bilan nazzalani farqi bor. Anzala bo'lsa bitta Qur'onni butunicha lavhul mahfuzga tushganligini aytiladi. Butunicha tushgan. Nazzala bo'lsa lavhul mahfuzdan voqeaga, hodisaga ko'ra oyat oyat, sura sura voqeaga munosib tushganini aytadi. Qur'onning boshqa oyatlarida nazzalal furqona ala abdihi keladi. Nazzala keladi. U yoqda payg'ambar alayhissalotu vassalomga nozil qilinayotgan Qur'on u oyat mu oyat bo'lib bo'lib tushirilganini bildiradi. Anzala bu joyda anzala kelgan. Demak, bu Qur'oni Karim Lavhul Mahfuzga Qadr kechasida nozil bo'lgan. O'sha Lavhul Mahfuzdan bir yillik inson qadarini belgilash uchun alohida Jibril yerga tushadi. Ruhul Qudus yerga tushadi va insonlarning har bittalarining qadarlarini belgilaydi. Bir yillik qadar. Bir yildan keyin kim bor, kim yo'q, hech kim bilmaydi. Ana shu qadar yoziladi. Va bu yozuv farishtalarning qo'lida bo'ladi. U farishtalar voqeaga ko'ra, hodisaga ko'ra o'zlariga buyurilgan vazifa bilan bizni ustimizda tasarruf qiladi. Endi payg'ambar alayhissalotu vassalom duo qadarni o'zgartiradi deganlar. Qadarni duo o'zgartiradi. Hech narsa o'zgartira olmaydi. Qadar qadar u. Illo duo o'zgartiradi. Illo solih amal o'zgartiradi. Illa ota-onangizga qilgan yaxshiligingiz umringizni uzaytiradi degan hadislar bor. Bularni qanday tushuniladi desa, mana shular
Ana şu feriştelerinin bir yıllık kolidegi kadar yazılığa alakadar. Sizi umur mobayinide kılıp girigen notoğru işleriniz toplanıp, portlaş noktası ki kip koyan. Feriştiler yazıp koydu, bu portlaydı bu. Çünkü kip koyan bunu ki. Bir ahli ilimge rubara buldunuz, bir kalbinizge Allah tavbenin ilhamını saldı, bir ibadetge kümlünüzde mayillik buldu da hemen arsanı yığıştırıp ibadetge öttünüz, ata ananı duasını alışge yürüdünüz, yetimliğin başını silediniz, Allah Ta'ala uşa feriştelerin kolidegi portlaşka yakın turgan kadarını özgardı koydu. Aslı lavhul mahfuzdaki lavhul mahfuzda turptu. Lekin kadar özgardı degende feriştalar hazır keskin yazadı. Buldu. Bu adamın umuru bugünden keyin uzaymaydı. Degen yazığı var kolidi. Lekin Allah Ta'ala dua kadarını özgardı deyip Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bunu bildirdi. Ana şu dua, ana şu kadarını özgardı. Kadarının yine bir manası, o şey miktar manası var, miktar. Bizde kança umur kaldı, rızkımız kança buladı, indi nimelerge erişemiz, nimelerden mahrum bulamız, bunlar hem yazıladı. Bana şu kadarge göre insanın hayatı belgilenedi. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam, men kâme imanen vahdisâben, men kâme leyletel kadri imanen vahdisâben, gufira lahu ma teqaddeme min dembih dediler. Kim kadir keçesi de, İman keltirgen halde, şu kadir keçesi de şunaka amellerge, şunaka acir var deyip iman keltiradı. Ve vahdisaben degeni savab ümit kıladı. Savab ümit, kadir keçesi de bu bedar bularken deyip adamlarını közgemez. Allah menge bu kadir keçesi de kılingen amelim için acir beredi deyip ümit kıladı. Ana şunday halde kadir keçesinin tange kadar ulesen, hah o namaz okup çıksın, hah Kur'an okusun, hah emri maruf dinlesin, salavat aitsin, istiğfar aitsin, farkı yok. Yok ki bir yetimini halıdan haber alsın, yok ki koşnisiyle halıdan haber alsın, ata anasını, duasını alsın, farkı yok. Ne mi amel bulsa? Onu aldığın gibi günahları keçerledi. Kadir şunaki uluğ güllerden. Kadir keçesi kaçan degen saval var. Ama her yılı, her daim yenge gepler çıkavuradı. Lekin umumi manada kadir keçesinin anığı hiç kimge malummaz. İçtihatlar var. Kadir keçesi falan günü bulsa gerek, falan keçe bulsa gerek. Demek falan hadis var. Falan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri var. Hadislerini örgenseniz, bir karasengiz 21. günü doğru geledi. Bir karasengiz 23, bir karasengiz 25, 27, 29. Hadislerinin küçülüğü 29 deydi bazılar. En küçülüğü 27 deydi. Ondan en küçülüğü hiç kim bilmeydi deydi. Yani kadir keçesi bir getirgen. En doğru gap şu. Ne için bir getirgen? Gafur kamaylik. Fakat bir keçenin arkasında durup şu bir keçeye ilaşı balayı deyip koyan keçelerini gafur kaldırmaylik. Kadirini iltimas kırışımız gerek. Yani kıdırışımız gerek. İzleşimiz gerek. Allah Ta'ala şu kadirge bizlerini yetkazgen değişimiz gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirge 10 günlükte okulamasıdılar. Ve hatta farzantlarını ve hatta ahl ayarlarını uygatıp koyardılar. Keçesi okulamaslıkka hareket kılardılar. İtikaf oturardılar. Kadir keçesinin ahirge yani Ramazan'ın ahirge 10 günlükü de belini mahkem bağlardılar. Demek ki her kanday müsabakada hal kıladigen nokta ahirge raundu. Başta da hemen çırali oyun kursata uğradı. Ahirge borgende tötte gollu otkuzu varadı, cehan cimpeden düşüp kere uğradı. Hemen uğruşu mümkün, lakin çıkadigen payette ayağı işlemeye kaladı. Bizge o şey en ahirdeki nokta gereği. Bana hazır ahirge noktalardanız. Hemen hazır Ramazan'da surabı tartılıp ayhan payı. Hemen ahirde hiç neyse iyi gizem kemeye kaladı, lakin kündüzü sabır kılış kere, içideş kere. Allah subhanahu wa ta'ala mana şu adam imtihanını rubarosiga kelgan paytida sinaydi. Ramazon kechalarini oxirgi 27-si degan gapni ijtihodida ulamolar Qadr kechasini harflarini sanashgan. Qadr surasini. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. 3 marta keldi. Qur'on-i Karimning fasohati bir narsani qayta-qayta takrorlamaslik kerak aslida.
Fasahat man bir cümle tüzerken ben o şu cümlede bitti gapını tekrarlayıversem insanın alakasına tegadi, asabiga tegadi. Fasahat ne mi? Bir cümleni işleterken siz ikincisi de başka cümleni işletişiniz gerek. Odamlar sizi eşitliyetken de acayip gapararken deydi. Ne mi? Cümlelerde siz boy yani işletesiz. Peki manada düşünmeyi konuşu mümkün çıralı yapırgenizde. Kur'an-ı Kerim Leylatul Kadr'ın 3 Mart'ta zikirdiliyor. Bu aslında fasahatga ko'ra ayb hisoblanish kerak. Nima uchun 3 marta zikr qildi? Qur'oni Karimda ayb kalima yo'qki. Nima bo'lishi mumkin? Buni hikmati bor deydi ulamolar. Nimaga? Laylatul Qadr kalimasini sanasangiz 9 ta harf. Arab tilining harflarini hamma biladi. A, I, U lar sanalmaydi. Quruq harflarni o'zi. Sanasangiz 9 ta harf. 9 ni 3 marta qaytaryapti Alloh taolo. 3 marta qo'shsangiz necha bo'ldi? 27 bo'ldi. Demak, Qadr kechasi 27 da deyishgan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Ming oydan afzalligini Qur'on bizga aytibdi. Mana shu ming oydan afzalligi to'g'risida qaysi ming oy degan savol ham bor. Alloh taolo buni mavhum gapirdi. Qur'oni Karimda ming oy dedi bo'ldi. Qaysi oy? Qanaqa oy u? Chaqaloqning oyimi, keksalarning oyimi? Mana Isroilda bir Shamun degan odam bo'lardi, Shamun. U kuffarlar bilan, ahli kufurlar bilan kunduzi jang qilardi. Ular bilan urushardi. Kechasi bilan ibodatda bo'lardi, kunduzi roza tutib olardi. Ming oy o'sha jangi jadalda harakat qildi shu odam. Oxiri bu odamni makr xila qilishib, bir o'zlarini ibodatxonalariga zanjirband qilishib bu odamni qamashgan. Shunda hamma dushmanlarni, bunga tushib qarshi urushayotgan dushmanlarni shu ibodatxonaga yig'ilishlarini aytgan Shamun. Nimaga desa, hammangni oldingda tavba qilaman degan. Hammasi o'sha ibodatxonaga kirganda zanjirband qo'li bilan bismillahi allohu akbar deb tortib ustunlarni sindirib olib pachaga chiqib hammasi o'rgan ichida. Mana shu Shamunni payg'ambar alayhi sallotu vasallamdan eshitgan sahobalar unga havas qilishgan. Sahobalarning orzusi nima edi? Sahobalar hayotning muvaqqat ekanligini, tezda tugab qolishligini juda yaxshi anglab yetgan odamlar edi. Hozir sizga bir kishi ertaga nima qilasan desa, darro javob beramiz. Falon joyga boraman. Qanaqa qilib ertaga falon joyga borasiz? Nimaga siz oldin birinchi o'limni rejasini qilmayapsiz? Biz odatiy holda, ha, falon joyga boraman, fiston rejam bor, deyaveramiz. Lekin biz dunyoning o'ta omonat ekanligini his qilib yashashimiz kerak. Sahobalar shunaqa edi. Sahobalarning tashvishi ibodat edi. Shamun ming oy shunaqa ibodat qildi. Alloh subhanahu va taoloning nazdida o'ta buyuk amallarni qildi. Biz unchalik yasholmaymiz-ku. Bizning umrimiz 70-80 ga borib bormayapti. Ya Allohning rasuli, bizdan oldingilar jannatning maqomlarini olib ketib qolyapti-ku deb tashvish qilishdi. Shunda Qadr surasi nozil bo'ldi. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. O'sha Shamun kechasi bilan ibodat qilgan, kunduzi bilan jihod qilgan, roza tutgan, dushmanlar bilan urushgan Shamunning qilgan ibodatidagi ming oylik amaldan afzal turadi. Ko'ryapsizmi buni balandligini? Buni g'animat bilish kerak. Bu bir yilda bir keladi. Ya'ni yilga bormizmi, yo'qmizmi bilmaymiz. Hozir bo'ldi, bundan keyingi Ramazon kechalarimizni g'animat bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu oylarni shunaqa g'animatli qilib qo'ydi. Tanazzalul malaika, farishtalarning barchalari tushadi. Va ruh, ruh alohida tushadi. Ruh kim? Jibril alayhi salatu vasallam. Jabroil alayhi salatu vasallam bilan birga barcha farishtalar tushadi va odamlarni aylanadi. Ya'ni min kulli amr degani barcha ishlarni tadbirini yozadi. Va yuqorida aytganimizdek Qadr kechasida bizni farishtalar qo'liga beriladigan qadar dosyamiz ya'ni qadar hujjatimiz hozir bo'ladi. O'shaning uchun biz Qadr kechasida ibodatda bo'lishimiz kerak. Xo'p, Qadr kechasini topdik deylik. Eng afzal narsa nima? Qadr kechasini topdik, eng afzal nima so'rasak bo'ladi? Duo ijobat ekan. Qadimgilar nimani ushlasang tilla bo'lib qoladi degan. Nimaga? Tillani yaxshi ko'rishgan.
Kim nimani xohlasa o'shani so'raydi. Lekin payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Oysha onamiz shuni so'raganlar. Ya Rasululloh, Qadr kechasini topsam nima so'ray deganlar. Deganda payg'ambar alayhissalom Allohumma innaka afuvun karim tuhibbul afwa fa'fu anni degin deganlar. Bir narsa so'rash u yoqda tursin, xatolarimni kechirgin. Sen af kılıcı zatsan, sen keçirişlikini yakışık orasan, beni günah adımını keçirdim, sonra da geldiler. Biz ne? Yuduğumuz günahlarımızın Allah keçirişliği, savab nak çöntek o. Yani savabke, savabke alakadar derselerden, yani özümüz ne ki? Savab cennetteki makamge alakadar. Ya o zaman eşitle yaptık. Eşitle yaptık, mavzunu yok atıp koydum. Kullas, günahlarını keçirilişliği bizim en katta arzuyumuz. Bendenin bendeligi, bendeligini izhar kılıçta buladı. Hiç kaçan katta yetiş bilen Allah'ın huzurunda makam tapu bu miydi? Allah Subhanahu ve Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni qayerda mabodo tanqid qiladigan o'rin kelib qolsa payg'ambarliklarini eslatgan. Payg'ambarliklarini eslatgan. Masalan, bir joyda o'zlariga asalni harom qilib oldilar. Ayollari bilan bo'lgan muomalada men asal yemayman deb o'zlariga harom qildilar. Alloh taolo oyat nazil qildi. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallohu lak. Ey payg'ambar, Nabi deb xitob qilyapti Alloh taolo. Ey nabi, nimaga sizga halol qilgan narsani o'zingizga harom qilib olasiz? Va bu to'g'rilandi. Lekin qayerida payg'ambar alayhissalotu vasallamga ulug' maqom berilganliklari zikr qilinsa, bandaliklarini eslatgan. Bandaliklarini. Qul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ayting, agar bizning bandamizga nozil qilingan Qur'ondan shubhangiz bo'lsa, siz ham birorta Qur'on keltiringchi. Qur'onni berishlik payg'ambar alayhi salatu vasallamning eng ulug' maqomlari. Bu ulug' maqomni zikr qilganda bandalikni esladi. Eslatdi. Bandalik eng ulug' maqom. Dunyoda biz topgan maqom ichida bandalikdan ortiq maqom yo'q. Kim namoz o'qiy olmay turgan bo'lsa, dunyoda eng maqomi past joyda yuribdi. O'zi bilmaydi. O'zi bilmaydi. O'zi xohlagan narsasini, xohlagan martabasini odamlarga maqtansa maqtanar. Alloh nazdida sajdadan ulug' maqom yo'q. Alloh nazdida sajdadan ulug' maqom yo'q. Demak, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga boshqa o'rinlarda ham Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allohga hamd bo'lsin, o'zining bandasiga kitob nozil qildi. Kitob, Qur'on nozil qildi. Bu maqom edi. Bandalik nimaga ulug' hisoblanadi? Chunki bandalik yerdan yuqoriga ko'tarilish hisoblanadi. Payg'ambarlik yuqoridan pastga tushish hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam siz bizga o'xshagan odamlar bilan gaplashaman deb o'zlarining maqomlarini har doim odamlarga moslardilar. Hech kim tushunmaydigan gapni gapirishlari mumkin edi, lekin odamlarning tilida gapirardilar. Ularning saviyalariga tushardilar, ular bilan tenglashardilar. O'shaning uchun birodarlar, biz eng ulug' maqomni bandalikda ko'ramiz. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari shuni uchun aytdilarki, Oysha onamizga bir narsa so'rash u yoqda tursin, günahların keçirilişini sonra. Bendeliğini izhar kıl. Bendeliğini izhar kılış gerek. Allah Ta'ala günahsız bendeni yakış görmeydi. Allah Ta'ala günah kılıp tavba kıyken bendeni yakış görmeydi. Çünkü günahsız bendede kibir var. Ben günah kımı yapmam ki deydi. Uzu hırt alkeş. Ben hiç kimge azar vermeyip ben ki ben deydi. Bura onun hakkını yemeyip ben ki deydi. Kristalini kalbim toza deydi. Misalca. Lekin taqvo egalari Allohdan qo'rqadigan zotlarga ko'rsangiz, meni qalbimda dog' bor deydi. Qanday ketqasam bo'larkin deydi. Nima qilsam ekin deydi. Bu maqom bu. Bu maqom Alloh suygan bandalariga nasib qiladi. Yusuf alayhissalom aytayapti. Yusuf payg'ambar, vahiy sohibi.
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ Ben özümü özüm aklamıyorum deyordu. Ben özüm nefsimi paklamıyorum. Çünkü nefs yamallıkla büyüledi. Nefsinin vazifesi yamallıkla büyüledi. Bizim vazifemiz o şey nefsini cilavlaş. Eğer nefsini cilavlamasanız nefs özünü pak deyip oylaydı. Ben tazaman deydi. Nefsini Allah Teala yaratken de min yıl otta küydürgen. Çıkarıp kimsen dese ben sen degen Allah Teala gel. Min yıl soğukta zemherirde müzletken. Çıkarıp koyup kalay sen kimsen dese ben sen degen. Kiin min yıl açarçılıkı koygen onu. Kiin surabı tartırgen. Çıkarıp indi ne mi geldi sen Rabbimsen ben degen. Ruzenin şerafetlerden bittesiyem şu. Bizge bendeligimizni isleden. O bendeligini isleyen adamga Allah'ın selamı bulsun. Bendeligini isleyen adamdan daim yakşilik hasıl buladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler. La hasede illa fitneteyn. İkide adamdan başka adamga hasat kılı bu miydi? Yani havas manası da bu cahide. İkide adamga havas kılınladı. Başka adamda havas kılı bu miydi? Havas kılsanız özünüzü, insani burçunuzu harlayan, ayabastığı agen bulasınız. İlla ikide adamını havas kılınladı. Uniyem ikide amelini. Ne mesela? Raculun atahu Allahu ilmen ve huve yunfiku ana el-leyli ve ana el-nehar. Bir insan Allah Teala unge özünü tanıtadigen ilim verip koyuyor. Allah'ını tanıtadigen ilim verip koyuyor. Ve bu ilmini keçeyi kündüz infak kıladı. Adamlarga sarfleydi. Adamlarga Allah'ını tanıtadı. Bu adamga havas kılsa buladı. Allah'ım menge hemşinaki ilim vergin de menem şu hizmetini kılaydı. Havas kılışlık caiz. Belki lazım. İkincisi Allah Teala aytadı. Raculun atahullahu malan ve huve yunfiku ana el-leyli ve ana el-nehar. Allah Teala bir insanga malı devlet bergen. Malı devlet fakat maddi manada emas. İnsanlar içi de itibarlı kılıp koygen. Ve onun itibarı, malı devleti, obro, şanı, şevketi halkının hizmetine hizmet kılıyordu. Erteyi keç, adamlar bunu yüzlenedi. Şu adamını aldığı borsan, bu üyeliği bıkkalar mı kim ben? Şu adamını aldığı borsan, üç dursun pulu verip yordam verer mi kim? Şu adamını aldığı borsan, doğru yol körseter mi kim? Bu Allah Ta'ala'nın sizge muhabbetinin yani nişanesi. Bunu mahkem tutuşumuz gerek. Allah Ta'ala Kadir keçesi de, Kadir keçelerinin birinin ümidi de bugünkü sohbetlerimizi dergahı da kabul kılsın. Min aydan afzel ilmi sohbette oturgenlik savablarını versin. Allah Subhanahu ve Ta'ala bu hanedanda farzand zürriyatlarını özleri oylegenden afzel, Müslümanlar için hizmet kılarken, bütün insaniyetke namune boladigen, ata anaların kızlarını kuvantaradigen farzandlar buluşun nasip kılsın. Anadan sahiplerinin anaları, hoca anamız ve dedeleri, hoca dedelerimiz Allah Teala umurlarını uzak kılsın. Bunların dualarını alıp cennetke kirip alışlarını Allah Teala uzun nasip kılsın. Çünkü ata anası trik bop durup cennetke kir almayan adam o bedbah adam mı? Ata anayız trik mi? Cennet nakt degen adam. Onu bana şu küllerde hem yani ganimet bilişimiz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala etken geplerimizde, amal kılışımızda, özümüzde tavfut versin. Sohbetimizin yakını da bir iki ayet Kur'an okup koyarız. Kendi dua kılarız. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون حولا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين Parvardigora, bizlarning qalbimizga o'zingdan qo'rqadigan qo'rquv bergin. Duolarimizni ijobat qiladigan duolardan qilgin. Bizlarga Parvardigora o'zing rozi bo'ladigan amallarni musharraf qilgin. Ularni bajarib, jamolinga musharraf bo'lishimizni nasib qilgin. Farzand zurriyatlarimizni ortimizda qolib, haqqimizga duo qilib, to qiyomatga qadar sadaqa-i joriyalar bo'lib qolishni Xudo taolo o'zing nasib qilgin. Parvardigora o'tganlarimizni rahmatinga olgin. Bu ulug' kunlarga yetib kela olmaganlarga bugungi va bo'layotgan, tutayotgan ro'zalarimiz savoblaridan ularni ham xushnud qilgin. Parvardigora qilayotgan ishlarimizga barakot bergin, farzandlarimizga najot bergin, bemorlarimizga shifo bergin. Butun insoniyat boshida balo bo'lib turgan ofatni o'zing ko'targin. Bizlarni Xudoy taolo tavbalarimizni qabul qilgin, gunohlarimizni kechirgin, o'zing afni sevasan, bizni afu qilgin. O'zingni rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilgin. Barchalarimizni Parvardigoro majlisimizda o'tirgan otaxonlarimizni umrlarini uzoq, tanajonlarini sog', ibodatlarini qabul, haqqimiz, xalqimiz haqida qilayotgan duolarni ijobat qilgin. Yoshlarimizga g'ayrat shijoat bergin, halol kasb bilan dunyoda ibrat namuna o'rnak bo'lib va dunyoda musulmonlarning yordamiga xizmat qilishlarida o'zing g'ayrat bergin. Ahli ayollarimizni ibo hayo bilan o'zing ziynatlagin. Ularni ham erkaklarga qilayotgan xizmatlariga, erkaklarga berilayotgan ajrdan muzoaf ulkan ajrlarni ularga ham ato qilgin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum. Salomat.